bunun nasıl önüne geçilebileceğinin çaresini bulmak lazım. Çünkü bu ülke bu şekilde bir yere varamaz. Böyle siyaset falan da olmaz. Şu anda Türkiye'de demokrasi kendini tahrip ediyor ya. Kurumların hepsi bilmem ne. İktidarın şu ya da bu biçimde sınırlanamadığı ülkelerde demokrasi kendi kendini yer. Evet efendim. Ha tabii kendi vekilleri bile isyan ediyor bazı durumlara. Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı, Serkan Bayram AK Parti İstanbul Milletvekili. Aralarında bir anlaşmazlık var. Engellilerle ilgili bir şey. Talebi var milletvekilinin. AK Parti vekili o da. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler olumsuz yanıt veriyor filan. Ya da yanıt bile vermiyor belki. AK Partili vekilden kendi grup başkanına isyanı. Gelin bu kaymakamlık yasasını da hep beraber değiştirelim dedim. Ama bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin grup başkanı bir türlü buna rıza vermedi. İnsanlık için buradan kendi partimin grup başkanına çağrıda bulunuyorum. Komisyon orada yazıyı bekliyor. Üzgün ve sitemkardı. AK Partili vekilin AK Parti grup başkanını bir basın toplantısıyla kamuoyuna şikayet etmesi ilk kez oldu. İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelli vatandaşların da kaymakam olabilmesini istediğini ancak talebinin Abdullah Güler'e takıldığını söyledi. Şu anda da İçişleri Komisyonumuzda görüşülmekte olan 1700 sayılı dahiliye kanunu var. Bu kanuna da göre engelliler kaymakam olamıyor. Vay efendim, affedersiniz, eşek sırtında gezebilecek, mealini söylüyorum. Her iklim koşuluna çalışabilecek. Böyle bir insan onuruna aykırı bir kanun. Bunu dedim, gelin hep beraber değiştirelim. Nasıl hakimlikte yaptık, kaymakamlıkta da yapalım. Ama bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin grup başkanı bir türlü buna rıza vermedi. Serkan Bayram mecliste toplanan İçişleri Komisyonu'nda talebinin görüşülmesi için verdiği kanun teklifine tüm muhalefet partilerinin destek verdiğini, bir tek partisinin grup başkanı Abdullah Güler'in onay vermediğini söyledi, tepki gösterdi. Veto kararı kendisi de engelli olan Bayram ile Güler'i karşı karşıya getirdi. İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan Bey destek verdi. Engelliden kaymakam olmasının önündeki engeli kaldıran yazıyı bekliyor. Komisyon bekliyor. Benim parti grup başkanına yazıyı vermesi gerekiyor. Sözleri sistem doluydu. Grup başkanına sesini duyurmak için yaptığı basın toplantısında çağrısını bir kez daha yinelerken duyguluydu. Bir parmak 50 yıllık hayat. Hayatımız mücadeleyle geçti. Hakim olamadık, geldik vekil olduk. Çağrı bütün parti gruplarımızda destek veriyor. Bütün vekiller de destek veriyor. Hangi dönemde yaşıyoruz? Türkiye yüzyılı diyoruz. Ancak AK Partili Serkan Bayram'ın çağrısı karşılık bulmadı. Sesini grup başkanı duymadı. Engellilere kaymakam olabilmenin yolu açılamadı. Efendim siz de aynı şeyi hissediyor musunuz bilmiyorum. Lafı dolandırmaya gerek yok. Şimdi zaten sistem tıkandı, ilerlemiyor. Kendi aralarında bile ilerlemiyor da. Bir de grup başkanı Abdullah Güler AK Parti'nin. Bir de onun yardımcısı var. Grup başkan vekili var. Muhammed Emin Akbaşoğlu. Ya ben onları gördüğüm zaman nerede görsem moralim bozuluyor.